Evet, gereksinimlerimizi tek tek eritiyoruz. E, baktığımız zaman kabul kriterlerinden ilkini, ikincisini ve üçüncüsünü halletmiş bulunduk. Şöyle şunları bir sarı yapabilirim. E, bakın yeni kabul kriterimiz müşterilerin adreslerini takip edebilmek. Hemen e, burada baktığımız zaman, bakın bir müşterinin e, adresleri olacak ve o adresleri takip edebilmeliyiz. Tabii ki gereksinim dokümanlarında bununla ilgili ekstra bilgi de verilir. Hangi adres bilgileri ve bunlar nasıl tutulacak ama bunun bundan sonrası bunu gerçekleştirdikten sonra sizin için bir problem teşkil etmeyecektir. Müşterinin adresleri dediğine göre tabii ki birden fazla adresi olabilir. Dolayısıyla adresler müşterinin adresleri anlamında adresler. İşte ya da tablo ismini e, yapınıza göre müşteri adresleri, başka adresler varsa e, şeklinde de verebiliriz. Bakın bunu da oluşturdum. Bakın bu kendi başına bir tablo o yüzden id'si olmalı ve integer. E, aynı şekilde işte biz burada bu müşterinin işte e, adres detayını tutabilir İşte şehir bilgisi, e, ilçe bilgisi, mahalle bilgisi, sokak bilgisi vesaire bunları tutabiliriz. Bunları da ayrı ayrı kolonlarda koyabiliriz ama ben e, olayı uzatmamak adına e, adresler tablosunda e, ben adres detay şeklinde bir tane alan oluşturmak istiyorum. E, direkt buraya hani açık adresinin yazıldığını varsay. Ama dediğim gibi normal şartlarda diğer bilgileri e, içerecek şekilde bir şey yazılabilir. Şöyle Varchar 250 veriyorum. E, burada. Ama tabii ki bakın burada bu adres kimin adresi? Ee, dolayısıyla burada müşterinin ayrı adresi olacak. Bakın tüzel müşteri için ayrı veya gerçek müşteri için ayrı bir gönderim yapmanıza gerek yok. Direkt zaten e, tüzel müşteri de bir müşteri, gerçek müşteri de bir müşteri. Biz direkt buradan çekebiliriz. Ee, bundan dolayı, bundan dolayı hemen burada foreign key oluşturacağız. Hemen bu çerçevede foreign key bir sıralama kriteridir bu. Primary key önde yazılır. Hemen arkasından foreign key gerçekleştiririz. Yani buraya koymalıyız. O da müşteri ID olacak şekilde. Müşterinin ID'sine de buraya verdikten sonra işlemimiz tamamlanacak. Bakın bu bizim için bir primary key. Bunlar null olamaz. ID aynı zamanda bir auto number identity specification'dan Identity yes yapıyoruz. Ayrıca bu müşteri ID şöyle şuraya, e, şöyle şu müşteri ID'nin üzerine müşterilerdeki ID, müşteri ID. şuradan da mutlaka kontrol edin, müşterilerdeki ID, foreign kitablı adreslerdeki müşteri ID'ye gönderilir. Evet, bunu da gerçekleştirmiş olduk. Bu da bizim için e, bire çok ilişkiye bir örnek dikkat edin. Anahtar bir bakın sonu sonsuz işaret şeklinde o da bire çok bir ilişkiye denk gelen bir işarettir.